Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömer Demak Kaya. Bugün Can hocamızla beraber anabolizanlar, anabolizan steroidlerin zararları, testosteron, testosteron replasman tedavisi, 40 yaş üstü erkeklerde testosteron kullanımında nelere dikkat edilmesi lazım? Genel olarak bunları konuşacağız. Bir sohbet tadında gerçekleştireceğiz bunu. Bir seri tarzında yapmaya çalışacağız. Kısa kısa videolar koymaya çalışacağız. Can hocam merhaba, nasılsın? Abi çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Vallahi seninle beraber bu programı yapmaktan çok mutluyum. Burada gençlere elimizden geldiği kadar iyi yönde yönlendirmeye çalışacağız. Güzel bilgiler vermeye çalışacağız. Ya benim hikayem şöyleydi açıkçası. Yani bu konu testosteron anabolizan steroidlerle ilgili birçok video yapmaya çalıştım. Gençleri bilgilendirmeye çalıştım. Şimdi bütün dünyada anabolizan steroidler kullanılan bir şey. İllegal ama hani bu Amerika'da da Rusya'da da her yerde bir şekilde kullanılıyor. İnsanlar bunu kullanacaksa en azından zararını bilmesi lazım. Dikkat etmesi gereken şeyler Doğru. neler? Doğru abi. Yani birçok insan var bu konuda şey bilgi arıyor. Net ve saf, temiz bir bilgi arıyor açıkçası. Güvenilir bilgi arıyor. Bu konuda bilgilendirmeye çalışmak, insanları yönlendirmeye çalışmak önemli olan zarar görmemesini sağlamak diye düşünüyorum. Can hocam sen ne düşünüyorsun? Ömrü abi, hani abi diyorum, kusura bakma, o samimiyete dayanarak, Estağfurullah. çünkü Çok estağfurullah. yıllardır yani hem senin çok tecrübelerinden faydalandım, yalan söylemeyeyim şimdi, Estağfurullah. hem Olur mu öyle yani şey? bu Burası sayesinde sporda çok önemli. katkısı olan diğer hocaların da bir, yani bir insan bir bilgidir dedim, herkesten aldım abi, ama en çok da tabii bir hekim olarak senden birçok kaynak aldım. Bu kaynakların üzerinde de kendimi Teşekkür geliştirerek ederim. bir şeyler yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Benim hikayem şöyle başladı. Çok keyifle takip ediyorum. Çok teşekkür ederim abi, çok onur ediyorsun beni. Benim hikaye şöyle başladı. Ben tamamen yalnızdım bu işe başladığımda. Yani bir yol gösterim yoktu. Bir hocam vardı, spor salonu hocam vardı. Ya dedim, hocam ben büyüyemiyorum. Nasıl büyüyeceğim? Nasıl benim büyümem gerekiyor? Bana şey dedi, hacımcığım tuz tüket dedi. Ya avuç avuç tuz ye dedi. Hani ben böyle bir yerden geldiğim için şimdi mantıken yani kafam almadı. Ya dedim, bu iş bu şekilde olmayacak. İlk primobolon kullanayım dedim Ömür abi. Beni korkuttular. Erkekliğin gider, işte şöyle olursun, böyle olursun falan. Ama büyümek de istiyorum yani sporda, çünkü eklem Evet, olarak yandan yemek. tabii Yıl dedim. kaçtı? Kaç yıl önceydi? Abi 2013 yılında ben ilk dopingimi vurdum. Primobolumla başlamıştım. O zaman da işte 23 yaşındaydım ilk kullandığımda. Beni işte şimdi 34 yaşına geldik bir şekilde, şükür olsun. Hani şey yaptı, çok korkuttular beni. Ya dedim, bu iş böyle olmayacak. Hani bu kadar korkunç bir şey niye satılıyor? Hani madem bu kadar korkutucu bir şey, neden bu var yani hani falan. Aldım ben, ilk benim hikaye böyle başladı. Bununla ben başladım derken, onun etkileri, bunun etkileri falan, pişman derken kendi de deneye. Çünkü şöyle bir durum var Ömür abi. O zamanlar hem kaynak yoktu, hem de senin gibi kıymetli hekimler çıkıp anlatmıyordu bir şeylerin doğrusunu. İnsanları bilgilendirme yoktu o zamanlar. Halen de insanların birçoğu bilgilerini kendi gizlemeye çalışıyor, saklamaya çalışıyor. Hani ben bilginin Aynen. paylaştıkça kuvvetleneceğini, güçleneceğine inanan bir insanım. Bunları deneye tecrübe ettim. İşte Kulemeni duydum. Aa dedim, Kulemen bak, bu FSH açıyormuş falan. Onları araştırdım. İşte diğer gonadotropikleri araştırdım vesaire derken PCT'yi öğrendim. İşte orada senin Aynen, kanaldan da aynen. çok destek aldım. Hani çok eksik kaldığım yerler var. Kaynakları yetersiz. Senin kendi web sitene girdim. Testosteron nasıl yapıldığını öğrendim. Mesela kolesterolden sentezlenme. Orada çok güzel açıklamışsın. Yardımcı olsun. Aynen. İnceledim. Çok takip aldım abi ben seni. Sen bilmiyorsun. Ya Allah razı olsun. Benim hikaye de böyle başladı Ömür abi işte. Şimdi elimden geldiğince ben bir şeyler yaşadım zamanında. En azından biliyorum, tamam bunlar zararlı tabii ki asla önerilmemesi gereken şeyler, ama insanlar bir şekilde bunu temin edip kullanıyorlar. Madem Aynen bir diyor, şekilde demiş. evet benim çektiklerim çekmesinler, hani yapmasınlar. Ben çünkü kara düzen gittim, vücuduma zarar da Aynen. verdim, hastanelikte olduğum fipoglisemi de geçirdim defalarca, defalarca kez. Diyorum bir nebze insanlara bir faydam olsa ne mutlu bana diye bir kanal açtım. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben de. Valla yani aslında bu konularda bilgilendirme gerçekten çok önemli. Ya neden önemli? Çünkü bunu Amerikan askerleri de kullanıyor. Adamlar şeye girmeden, operasyona gitmeden önce testosteron basıyorlar. Yani bu Thomas O'Connor var ya, bir tane YouTube'da çıkıyor. Onun kitabında okudum ben bundan bir iki sene önce. O özellikle Jay Campbell, herifin 3-4 tane TRT üzerine kitabı var. İşte bu peptitler üzerine de kitaplar yazmış. Adam doktor falan değil ha. Adam sağlıkla ilgili, sadece spordan geliyor adam. Spor altyapısı var. TRT kitabı oldukça iyi yani. Çok geniş kapsamlı bir TRT kitabı yap. İşte kadınlardan, erkeklerden, kullanılan ilaçlardan, hikayelerden. Ondan sonra bu işte bu Afganistan'a giden, Irak'ta yaşayan askerlerin hikayelerinden falan bayağı bir şeyden bahsetmiş. Yani aslında dediğin gibi sonuçta bilgi kimsenin tek elinde değil. Değil.
Değil abi. Kimsenin de sahibi değil. Yani sonuçta bugün PubMed'e girdiğin zaman ya da bilgi sitelerine girdiğin zaman yayınları herkes görebiliyor artık. Hani beni takip eden bazı insanlar bana ulaşıyor. İnan ki o kadar geniş yani bilgileri var. Adamlar mesela çok iyi araştırmışlar. Hani hocam bu böyle olur mu böyle olur mu falan bilmiyorum vallahi diyorum. Bakayım diyorum yani araştırayım. İnsanlar her türlü bilgiye şu anda insanlar ulaşabiliyor. Yani Evet, ama bu da insanlar. bir gerçek. Doğru bilgiye ulaşmak çok zor. Maalesef. Doğru sandığın bilgiye ulaşmak da çok zor yani. Orada bir mihenk taşın olması gerekiyor. O mihenk taşından artık şey olarak esas aldıktan sonra etrafa saldırman gerekiyor yani. Çünkü bir yanlış yerden bir karar noktası alırsan o bir haber daha kötüye gidiyorsun. Daha sıkıntı olmaya başlıyor. Yani ben de elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum açıkçası ya. Yani bir şekilde dokunalım. Yani sen de keyifli seyrediyorum açıkçası. Sen çok detaylı bilgi veriyorsun hakikaten. Estağfurullah. Çok Çok az teşekkür kişi ederim. senin Çok kadar teşekkür detaylı ederim. bilgi veriyor. Vallahi bak. Yani ulaşmak isteyenler çok detaylı bilgiye ulaşabilir senin kanalında bence. Üşenmiyorsun yani bence. Açık konuşayım hiç üşenmiyorsun yani. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum abi. Çünkü Estağfurullah. ama o bilgilerin bir kısmı da senden geliyor. Onu da söyleyeyim yani. Yok abi estağfurullah. Ya. Biz Öyle de sağdan soldan öyle. toplayıp işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Bir hekim olarak şimdi en doğru bilgiyi bir insan nerede arar abi? Hekim de arar. Kalkıp forumda aramaz. Evet. Nerede arar? Doğru. Bir uzman hekim de arar. Hangi uzman hekim de? Üroloji hekimini de arar mesela. Bizim çünkü bir endokrin sistem bir üroloji hekimdi. Yani hani nerede ararsın? Bir Aynen. uzmanı ararsın. Nereye girersin? Ömür Evet. abinin web sitesine dalarsın ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sizin bro science diye bir olayınız var abi. Bro science. Yani sizin abi 70'lerden sonra 60'lardan sonra kullanmaya başlamışlar ya sporcular. Abi aralarında dehşet bir bro science. Öyle yani kardeş filmi gibi bir şey oluşmuş abi. Aktarmışlar tecrübeyle Evet, tecrübeyle tecrübeyle hani evet. o yüzden bazı bilgileri var ya bizim o bilim sahasından elde etmemiz imkansız yani. O kadar yüksek marjinal dozlarda çalışma şansımız yok zaten etik değil yani. Evet, onu diyecektim abi. Maalesef hani sizde o imkan mevcut değil. Bizde şöyle, şimdi ben Evet. her 5 haftada bir sürekli kan testiyle çalıştığım için şeyi görebiliyorum yani hangi yaş grubunda atıyorum 20 yaş grubunda kan testlerime geliyor benim. İşte 45-52 Evet. yaş grubu da geliyor. Hangi dozajlarda kullandıklarını biliyorum. Hangi ürünlerin hangi dozajlarda kimlere nasıl etkettiğini görebiliyorum. Kimi insanlarda Aynen kuyruk öyle. fonksiyonları etkileniyor mesela. Kimi insanlarda karaciğer Aynen. edilimi yükseliyor. Kimi insanlarda EGFR aşağı düşüyor üreye artmamasına rağmen. Yani çok değişik datalar bizde oluyor. Biz bunların başka şekilde aktarıyoruz ama tabii biz Aslında o bilimsel bir yer olarak o geçmiyor. dataları ben alsam da bilimsel bir çalışma yapsam olur ha. Başım üstüne abi her zaman. Çünkü vallahi bak çok yayın çıkıyor yani işte ben anabolizm sporcular üzerine yapılan yayınları okuyorum sürekli de. Adam diyor ki işte şu ilaçtan şu kadar kullandı, şunlar bozuldu. Şikayetleri, anketleri falan topluyorlar. Vallahi çok güzel bilimsel yayınlar çıkmış ya. Abi gönderirim hepsini sana hiç problem. Toplarım gönderirim. Ben de Yani. bütün ürün hepsi durur yani. Ben hepsini saklarım çünkü ne zaman neyin lazım olacağı belli olmuyor. Bir müşterim Tabii bana doğru yazıyor. söylüyorsun. Tabii 2 sene önceki müşterim bana yazıyor. Ya Can hocam beni hatırladın mı? Hemen geçmişe bakıyor. Abi hatırlamaz mıyım? Bak formum bile duruyor bende. Kan testim bile var şu Çok iyi tarihte. vallahi. Tabii formundan şöyleymiş bak senin falan. Tabii müşteri de çok mutlu oluyor buradan. Ben de mutlu oluyorum Aynen. tabii müşteriyi mutlu ettiğim için. Aynen. Böyle durumlar oluyor. Hani bizim bu yönde artımız var evet. Doğru abi o konuda haklısın. Ama bizdeki bilgiler de kirli bilgi çok fazla. O kirli bilgiyle Yeni bilgi evet. doğru bilgiyi ayıklayabilmek için senin gibi uzmanların bizim gibi sporculara yardımcı olması gerekiyor. Hani bizim günümüzdeki en büyük problem şu. Uzman hekimlerin sporculara yardımcı olmak yerine öcü gözle bakması, kötü gözle bakması. Ya şöyle bir şey var. Şimdi bu olay var ya. Şimdi bu anabolizan steroid kullanımı son 10 senede tüm dünyada çok arttı. Çin ile Hindistan deli gibi ilaç üretmeye başlayınca ilaç ucuzladı. Evet. Ve insanların ilaca ulaşabilirliği oldukça arttı. Ve şu anda Amerika'da mesela anabolizan steroid kullanımı halk sağlığı sorunu olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık hani 5 milyon 10 milyon arasında bildiğin anabolizan steroid kullanıcısı var. Evet, Testosteron kesinlikle. kullananları saymıyorum ha. Evet. Anabolizan kullananları mesela 10 sene, 20 sene falan artık böyle Hollanda'da falan anabolizan steroid bıraktırma Merkezi de poliklinikleri, spesifik evet. poliklinikleri falan açılmış. Merkezleri Evet. falan açılmış Evet yani. evet abi. Şu anda hani bizim ülkemizde daha böyle tam şey olmadı biliyor musun? O oturmadı yani. Biz mesela geçen Fonksiyonel Tıp Derneği'nin bir tane toplantısı vardı. Orada daha şeyi konuşuluyor yani henüz daha testosteron versek mi vermesek mi yani işte nasıl vereceğiz filan daha yani birazcık daha biz 10 sene filan gerideyiz abi.
Birazcık Maalesef. da zaman ilerlesin doktorlar alışmaya başlayacak yani o zaman. Yani çok şaşırıyorlar şimdi. İşte bana diyor ki doktor hasta geldi diyor işte. Ya dekobolon kullanmış, trenbolon kullanmış, oksandrol, istironca falan kullanmış. Anlamıyorlar, hiç duymadıkları şeyler yani Evet, baktığında. evet, Oldukça evet. uzaklar yani. İstersen ben veriyorum abi ya. Normal hastalar var zaten, onlarla uğraşıyorlar. Bir an Yo birisi yoğunlar. geliyor. Hocam bu kadar ilaç kullandım falan diyor. Haklılar vallahi ya. Yani Ya ne abi diyeyim, aslında orası biraz ters. şöyle bir durum var. Yani ben sadece şunu rica ediyorum hekim abilerimden. Ya bir kan testini alın. Hani bunu geri çevirmeyin sporcuları. Neden? Çünkü Evet, biz öyle bugün yapılabilir. evet bunu almazsak zaten ben bilgim dahilinde değerlendirmeye çalışıyorum. Hani artık gücüm bilgim Tabii. yeter yeterse. En Aynen. azından diyorum ki şurada burada bak bir sorun olmuş. Hani bir uzman hekime yönlenebilirsin burada. Ama bu kan testi alınmaz ise 1700 karaciğer değerleri var. Yani hastane yatışları var. Tabii canım. Bu sefer durum Aynen. daha kötüye gidecek. Bilinçsizlenmeye gidecek halk. Daha bilinçsiz teker Tabii. teker. En azından kan testi almaya git, yani isteyeni geri çevirmesinler. Benim tek ricam bu. Ya en Verirsen azından kan sevinirim. testini isteyip bak kardeşim karaciğerle ilgili sıkıntım var. İşte bak işte böbrekle ilgili sıkıntım var. Ona göre dikkat et. Şu önlemleri al falan diyebilir tabii yani. Doğru söylüyorsun yani o konuda hekimin bir görevi var. Tabii ama orası biraz şimdi oralara girmeyelim madem yani şey yaptık anlattık dedik Tamam. zaten. Şimdi. Ömür abi şimdi benim 40 yaş üstü öğrencilerim var abi. Öğrencilerimden ben soru sormalarını rica etmiştim kendilerinden. Sana dedim Ömür abiyle böyle böyle bir görüşmem var. Bir Estağfurullah. söyleşim olacak. Varsa sorularınız rica ediyorum sizlerden dedim. Bana bayağı İnşallah bir soru bekliyorum yağdı. ya devam. Evet bayağı bir soru Evet. yağdı abi. Şimdi çok fazla sevenim var onu da söyleyeyim. Estağfurullah. Allah razı olsun. Şimdi abi öğrencilerin bir tanesi şu demiş. Testosteron kesilmeden uzun süreli kullanılabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Şimdi uzun süre testosteron, zaten testosteron replasman tedavisi aslında kapalı sokak gibi. Yani girdin mi aslında çıkmıyorsun. Ölene kadar kullanabilirsin. Şimdi kullandığın dozlar önemli. Eğer mesela fizyolojik sınırlar içerisinde kalacaksan, fizyolojik sınırlar şu anda tedavi rehberlerinde 600 artı eksi 200 bandıdır. Hani yurt dışında bakıyorum böyle mesela testosteron buraları daha çok geziyor. Yani 900-1200 bandında falan geziyor. Ya tabii o kişiden kişiye biraz değişebiliyor ama fizyolojik sınırlar içerisinde kaldığın sürece zaten testosteron vücuda yabancı bir madde değil. Vücudun kendi kendine ürettiği bir madde. Yani ki bizim testosteron olarak verdiğimiz tamamen orijinal vücudu bir özdeş bir madde. Hani kadınlar gibi değil. Kadınlar menopozda nasıl bazen bazı hormonlar kullanıyor ama bir özdeş değil sonradan sıkıntısını yaşıyor. Rahatlıkla kullanabilecek bir hormon, ilaç yani. Ama şöyle bir şey tabii ara ara ne yapmak lazım? Kontrol testleri yapmak lazım. Eğer sizin testosteron seviyeniz normal bölgede alandaysa normal bir insandan farkınız kalmıyor. O işte testosteron ömür boyu kullanma durumunda hangi preparatı kullanacaksınız? İşte o preparatın size yan etkileri olacak mı, olmayacak mı? Jel mi kullanacaksın, enjektable mı kullanacaksın? Enjektable kullanacaksan hangi preparatı kullanacaksın? İşte 40 yaş üstünü geçtikten sonra mesela PSA değerleri kıymetli. Prostat kanser tarama testi 45 yaşından sonra yaptırmak gerekiyor. Onun değerlerini kontrol etmek. Hemogram seviyene baktırmak gerekiyor. Hemogram seviyesi çok önemli. Ya şöyle de bir şey söyleyeyim. Şimdi artık yayınlar, çalışmalar oldukça arttı. Mesela en uzun çalışmalardan birisi 12 sene boyunca testosteron replasman tedavisi yapmışlar. Oldukça uzun yani. 12 yıl boyunca. 12 yıl Allah razı boyunca olsun. tabii bu verilen hastalar testosteron seviyesi düşük hastalar. Yani 300'ün altındaki hastalar. Bu hastalarda verilmeyen hastalara göre tüm nedenlere bağlı ölüm sebeplerinde azalma, kardiyak, kalp hastalıklarına bağlı ölüm sebeplerinde azalma, ondan sonra karın içi yağlanmada azalma, hareket mobilizasyon seviyesinde düzelme, ondan sonra kas oranındaki azalmada düzelme, psikolojik olarak, ruhsal olarak durumunun daha iyi olması gibi uzun dönem çalışmalı sonuçları var şu anda. O yüzden artık böyle hani tıp camiası olarak uzun vadeli testosteron replasman tedavisini daha böyle biz kendimize güvenerek veriyoruz. 2014 yılında FDA testosteron replasman tedavisi kalple ilgili sıkıntı yaratır mı diye bir soru işareti koydu, kara kutu koydu. 2014 yılından sonra bu konuda birçok çalışma yapıldı. En son hani belki benim videolarımı bilirsen seyretmişsindir. Traverse diye bir yayın yapıldı. 5000 hastayı değerlendirdiler. 5000 hastanın hepsi kalp hastası. Evet. Hepsinin yarısına testosteron tedavisi verdiler, yarısına testosteron tedavisi vermediler.
Ve ikisi arasında o 2500-2500 testosteron replasman tedavisi verilen birisi de plasebo veriliyor. Diğer tarafa da plasebo veriliyor. Hiçbir fark tespit edilemedi kardiyak açısından. Ya bunlar çok önemli tabii. Yani birçok yayın yapıldıkça biz de rahat rahat konuşuyor biliyoruz. Yani testosteron replasman tedavisi ömür boyunca yapılabilecek bir tedavi hani baktığımız. Zaten plan ona göre yapılıyor. Evet. Peki abi sana bir soru sorayım. Bu da benden gelsin. Yani ben de öğrencimin sorusunun üzerine bir takviyede bulunayım. Şöyle bizler testosteron dışarıdan aldığımız zaman bu bir anabolik kür olabilir veya herhangi bir TRT replasman tedavisi olabilir. Bir zaman Evet. sonra ilk günkü etkiyi almıyoruz ilaçtan. Hani ilk Evet. zamanlarda böyle mükemmel etkiler yaşıyorken bir zaman sonra bu etkiler Aynen. kayboluyor ve bununla beraber bir süre sonra erektil problemler de beraberinde gelmeye başlıyor. Hem kürlerin Evet. içerisinde hem de replasman Evet. tedavilerinde. Aynen. Peki bunun sebebi nereden kaynaklanıyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bak. Kür farklı ama replasman tedavisinde erektil fonksiyonlarla ilgili herhangi bir fark TRT kullananlar da daha iyi olduğunu söylüyor. TRT olarak söylüyor. Hani bak 12 yıllık çalışmadan, 9 yıllık çalışmadan falan bahsediyor. Anabolik küllerde şöyle bir şey var abi. Anabolik küllerde serbest testosteronu 10 katla 100 kat arasında bir seviyeye çıkartıyorsunuz. Çok Evet. yüksek bir seviye yani. Yani serbest testosteronu dağlara taşlara çıkartıyorsunuz. Ve serbest testosteron böyle dalgalanıyor abi. Bırakılıyor, çıkılıyor, bir yer bırakılıyor, çıkılıyor. Şöyle bir şey var. Senin mesela serbest testosteron yüksekken orgazmdan aldığın dopamin seviyesi çok yüksek oluyor. Demek ki serbest testosteronla cinsel hazın ciddi bir farklı şey var. Kesinlikle Bağ ciddi var. bir fark. Tabii kesinlikle bir bağ var yani. Şimdi yani şöyle bir şey var. Testosteron replasman tedavisini demeyeyim de ama kür içerisinde hasta erkeklik denizinde sörf yapıyor ya. Doğru. Bir yılda 2 yılda yapacağı vücudu yapıyor. Yani bir de o ruh haline giriyor ya. O mesela testosteron yüksek olduğu zaman megaloman olur. Evet. Empati biraz azalır. Evet. İşte yani kendini böyle bir lider sanar. Alfa olmaya başlar biraz böyle. Hakikaten o ruh halini de almaya başlıyor ya. Sonra Evet attan abi. eli beşiği bilmek gibi bir şey yani. Kolay bir şey değil. O psikolojiyi herkes kaldıramıyor onu söyleyeyim size. Ama Doğru. TRT tedavisinde erektil disfonksiyon beklemiyoruz onu söyleyeyim yani. Ya şöyle bir durum olabiliyor bazen abi. Kişilerde mesela nasıl anlatayım? Ay, kendimden bahsedeyim. Ben mesela yeri geliyor bir yıl sadece replasmanda kalıyorum. Herhangi bir anabolizm vücuduma sokmuyorum. Sadece enantat ile tek bir esterlerde kalıyorum. Ama bir zaman sonra bir erektil problem yaşıyorum veya cinsel isteksizlik doğabiliyor. Hani ne zaman kendime geliyorum ben bunu hissediyorum. Ne zaman mesela 3 ayda bir, 5 ayda bir ortalama böyle bir problemle karşı karşıya kalıyorum. Bu Olabilir, dönemlerde olabilir. ise evet bu dönemlerde ise bir kutu kremen kullandığımda tekrar her şey mükemmelleşebiliyor. Veya işte bir Ovitzerile enjeksiyonu gerçekleştirdiğim zaman tekrardan her şey normale dönüyor ve 3 ay daha bu beni idare ediyor. Hani bunun bir bağlantısı var mı acaba şeyle? Yani şöyle bir şey birkaç hastadan duydum açık konuşayım. Şimdi mesela Ovitrelle dedin ya mesela şimdi bazı hastalar da mesela yurt dışında konuştuğum hastalar var maddi durumu iyi. Adam mesela replasman tedavisini kendini Ovitrelle artı gonolefle yapıyor. Gonolef de FSH'ın rekombinant molekülü. Şimdi Ovitrelle ya da Kulemen verdiğin zaman farklı cevaplar alman mümkün tabii. Beyinden sürekli yani orada başka hormonlar da salgılanıyor. Şimdi kispeptin diye bir hormon var mesela. Şimdi bu da Aa, mesela ilginç. LH'i FSH'i arttırıyor tamam mı? LH FSH arttırıyor ve cinsel isteği de arttırıyor tamam mı? Öpücük hormonu koymuşlar zaten ismine de. Adı Şimdi güzelmiş abi. vallahi ismi de çok güzel böyle. Yani mesela şimdi FSH alıp da mesela ben cinsel fonksiyonlarım daha iyi oluyor diyen duydum. Senin programlarında mesela gonadotropin hormon 6 kullanıp cinsel fonksiyonlarım düzelen duydum. Oksitosin diye başka bir hormon var. O burundan sıkılıyor mesela. Evet. Oksitosin kullanıp da onun da bir yayını var. Onu kullanıp işte erektil fonksiyonların normal düzene giriyor diyeni duydum. Ama hani şöyle bir şey var. Erektil fonksiyonlar hani dedin ya senede 3 kere 4 kere falan oluyor falan sonra düzeliyor falan. Evet, Belki evet. hiçbir şey kullanmasan da düzelecek yani onu bir şey Ha diyemem belki. ama. Belki evet, belki. Belki. Onu Yani denemedim. Onu ismi deneyeyim şimdi bir dahakine. erektil fonksiyon diyebilmemiz için
Hani elektrik fonksiyonunun kaybı diyebilmemiz için bizim en azından bir 3 ay, 4 ay falan mesela bariz bozuk olması lazım yani. Şimdi psikojenik sebepler var, organik sebepler var. Biz hakikaten adamda bir problem var diyorsak, abi adam en az bir 3 ay yaşaması lazım. Yani birkaç ay falan olduğu zaman, gelip geçici olduğu zaman bir şey söylemek zor. Bir de yani ilaç kullanıcılarındaki hormonlar çok hızlı dalgalanıyor ya. Çok hızlı dalgalanıyor. Yüksek seviyelere alıştığın zaman düşük seviyeler zor geliyor hastalara ya. Yani o kolay bir şey değil yani. Bu yani şeyde de olabiliyor. Mesela yabancı madde, uyuşturucu madde kullananlarda da oluyor mesela. Bazen görüyorum. Adam gençliğinde çok kullanmış mesela. Hiçbir şeyden keyif almıyor adam. Hiçbir şeyden keyif almıyor artık ki. Tamam. O dopamin hazını beyinde yaşayamadığı için diye düşünüyoruz. Tabii onun bir şey söylemek zor hakikaten. Yani elektrik fonksiyonlarda açık konuşayım. Biz elektrik fonksiyonları düzeltmek için çok şey yapıyoruz. Botoks yapıyoruz penise. Ondan sonra işte PRP yapıyoruz, kök hücre yapıyoruz, şok dalgası yapıyoruz. Ama cinsel isteği düzeltmek kadar zor bir şey yok. Çünkü o beyinden kaynaklanan bir Ya. kimya bozukluğundan kaynaklanıyor aslında. Beyindeki Ha bir mesela kimya işte bozukluğu. PT141 var mesela. Bu an Amerikalılar da çözüm arıyor. PT141 diye bir madde var. Birobenoid'den geliyor. Adamlar sırf onu düzeltebilmek için, cinsel isteği düzeltebilmek için PT141'e FDA dünyada onay verdi. Kadın cinsel isteğinde FDA'nin tek onay verdiği ilaç. Böyle enjeksiyon şeklinde yapılıyor. Bu şeylerde baktım ben, forumlarda baktım, erkek kullanıcılarda da çok iyi cevap veriyor PT141. Bu hani bir tane ilaç var, sıktığın zaman bronzlaştırıyor, kimyasal bronzlaştırıcı bir etkisi var, bromelain mi ne, onun değiştirilmiş bir molekül hali PT141 diye geçiyor şu anda. Yani birçok şey var tabii cinsel isteği arttırmak için, ama cinsel istek çok farklı bir olay. Yani çift ilişkisi de çok kıymetli, onu da söyleyeyim. Yani şimdi kadın senin enseni ellemezse, güzel bir söz söylemezse filan, niye erken Uyarmazsa. boşanma diye Doğru. fatura atarsın sana? Yani hiçbir şey kalmayabilir yani şimdi, anladın mı demek Evet, istediğimi? evet, evet, evet abi. Yani partnere göre de değişen bir durum var. Partner uyarısı Viagra kadar önemli yani, ben öyle düşünüyorum. Doğru abi, Görsellik doğru. önemli diye. Doğru. Yani bir şey böyle diyelim ya, artık böyle bir ortaya karışık bir cevap attık diyelim ya. Ama çok yönlü ve güzel bir cevap oldu abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim.